İnşallah. Tamam. Bekleriz yine. Tamam. Şimdi ben izin istiyorum. Çok teşekkürler. Demiş ki Ozan Cinal. Peki böceklerden bahsediyoruz ya bu gıda ile ilgili. Protein kaynağı olarak bakteriler de kullanılamaz mı diye sormuş. Bakteriler fermentasyon için kullanılır. Çok faydalıdır. Evet. Yani bugün bakteri yapımı, fermentasyon evet. yapmasa yoğurt yemeyiz. Tabii. Yani onların ya bir sürü hastalıklara da iyi gelen şeyleri var mesela. Bakteriyofajlar var mesela, virüslerin bakteriyofaj. Şimdi bakın ben sizi biraz daha, şimdi yani o kadar çok kitap yazdım da aklımda da kalmıyor, tamam mı? Dünya üzerinde, bu benim kitaptan biri, dünya üzerinde bugüne kadar varlığının farkına vardığımız 900 bin değişik böcek türü var. 900 bin. Evet. Yazdım ama unutmuşum. 900 bin çeşit. Bunların sayısı aslında katrilyonları bulunuyor bilmediklerimize dair. Tabii tabii. Yani kritikler oluyor. Deniz altını bilmiyoruz. Bu kadar çok böcek evet. türünün oluşu bilim insanlarını bile şaşırtıyor. Hepsi de kaynaklı. Hepsi de yabancı kaynaklardan. Dünyada 2 milyar kişi böcek tüketiyor. Bakın dünyada hala 2 milyar kişi böcek tüketiyor. Geleneksel olarak. Yüz binlerce böcek türünün içinde 1900'ü tüketilenler arasında yer alıyor. Yani incelenmiş, hani arkadaş dedi ya burada toksin etkisi var ama tabii olmaz mı? Onların da ama 1900 tanesi edible kategorisinde, yani yenilebilir kategorisinde bir listelenmiş. Taylandlılar, Afrika ve Amazonlardaki bazı kabileler bazı tür böcekleri yiyorlar. Tırtıl, kurtçuk, çeşitli avlar, bazı arı karıncalar, kraliçe, termit, çekirge, ağustos böceği, yusufçuk bunlardan bazıları. Eski Yunan ve Roma'da şarapla marine edilmiş, bala batırılmış çekirge ve ağustos böceği yeniyordu. Çok enteresan. Evet. He? Tabii tabii. Eski Roma'da şarapla hatta marine ilgili, şarapla da marine etmişler. Tabii. Bala da batırmışlar. Çekirge ve ağustos böceği yeniyordu. Yahudiler de Tevrat'ta çekirge gibi bazı böcek türlerinin yenilmesi tavsiye ediliyor. Tevrat şöyle diyor. Dört ayaklı ve kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrençtir. Ama dört ayaklı kanatlı olup ayaklarını sıçramak için kullanan bazılarını etini yiyebilirsiniz. Yani bunlar da işte çekirge türleri, küçük çekirge, cırcır böceği, ağustos böceği, bir de listesini vermiş. Yani Hollanda'da son zamanlarda böceğin beslenme alışkanlıklarına dahil edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Hollanda Tarım Bakanı Gerda Verbeek, bakanlığın okulların kantin menüsüne böcek içeren yemeklerin konulmasını önerdi. Okulların kantinlerine çocuklara, çünkü protein oranı yüksek ya, çocuklara tabii. da şey diyor. Onun için biz ikide bir de çocuklara faydalı olsun diye kenevir kenevir diyoruz ki, onun eskiden çetene deniyordu. Kavuruyordun çocuklar, okula giden çocukların koyun çantasının içine şöyle bir avuç iki avuç tohumu, kavrulmuş tohumu, inanılmaz omega 3, omega 6, omega 4 çocukların beyin gelişmesini sağlar ve çok ucuza çocukların besinlerini de sağlar. Şimdi al işte buraya da şeyi koymuş. Daha çok yazdım ha. A, B2, C vitaminleri hepsi var. Omega 3. Böcekte kırmızı ve beyaz etteki proteinin 75 kat daha fazla protein var. Bu ne demektir biliyor musun? Dünyanın gıda sorununu en basit, en ucuz şekilde, en sağlıklı şekilde, içinde hormon olmadan, antibiyotik olmadan halledeceksin demektir. Alın Türkiye'ye bir proje daha ve Çin'de çok